Mısır, dünya genelinde bünyesinde çeşit çeşit tuhaf ve ilginç şeyi barındırmasıyla biliniyor. Ancak tuhaf ve ilginç şey deyince aklınıza hemen piramitler ya da sfenksler gelmesin. Mısır'ın ikonik kumlarından dünyaya yayılan daha çok acayiplik var. Bugünkü videomuzda da sizler için onları derledik. İşte karşınızda Mısır'da keşfedilen en tuhaf şeyler. Başlıyoruz. Yavru Aslan Mumyaları. 2019'un sonlarına doğru arkeologlar, Mısır'da Kahire'nin güneyinde bulunan bir mezarlık olan Sakkara'da oldukça heyecan verici bir bulguya imza atıyor. Bu bulgu ne miydi dersiniz? Devasa miktarda antik eser ve mumyalanmış hayvanlardı. Mısır'dan her geçen gün bir şeyler çıkıyor desenize. Ardı arkası kesilmeyecek gibi. Bulunan eserler arasında 75 bronz ve ahşap kedi heykeli ve içerisinde mumyalanmış kediler olan 5 ahşap kutu vardı. Aynı zamanda timsah, kobra, şahin ve ibis gibi pek çok hayvanın heykelini de bulmuşlardı. Mısır'ın Turizm ve Antikalar Bakanı olan Khalid el-Anani'ye göre bu bulgu bünyesinde başlı başına koca bir müzeyi dolduracak kadar parça barındırıyordu. Ancak yapılan tüm bu keşifler arasından bazıları öne çıkmayı başardı. Öne çıkanların başındaysa elbette ki mumyalanmış 5 kedi bulunuyordu. Yapılan incelemeler sonucunda kemik şekillerine ve boyutlarına bakılarak bu mumyalardan ikisinin aslan yavrusuna ait olduğu saptandı. Geriye kalan 3 kedinin ne olduğu anlaşılamamıştı. Ancak çita, panter ya da herhangi kedi türü olursa olsun bu hayvanların türlerinin tek örneği olacağı ve yüksek ihtimalle erişkinliğe ulaşamadan ölmüş halde olacakları öngörülüyor. Kral Tutankamon'un eşinin mezarı. Tutankamon'un mezarını bulmak insanlığın pek bir vaktini almış olsa da gerisi çorap söküğü gibi geldi. Artık Tutankamon'un eşinin mezarını bulmak an meselesiydi. Fox Haber'deki makaleye göre ilerleyecek olursak beklenen gün 2017 yılında gelmiş olabilir. Arkeologlar Mısır'daki Krallar Vadisi'nde Kral Tutankamon'un eşinin mezarını bulmuş olabileceklerine inanıyorlar. Baş arkeolog Zahi Havas, bahsi geçen mezarın Firavun göz yakınlarında olduğunu ve ekibiyle bir kazı çalışması planladığından bahsediyor. O lokasyonda bir mezar olduğundan %100 eminler ancak bu mezarın kime ait olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Yapılacak olan kazının bu gizeme bir ışık tutacağı umuluyor. Zahi, bu mezarın aynı zamanda kralın yarı kardeşi olan ve M.Ö. 14. yüzyılda yaşamış olan Tutankamon'un eşine ait olabileceğine inanıyor. Kadın, Kral Tutankamon'un ölümünün ardından sonraki Firavun'la evleniyor. Yani vücudunun ona yakın olması oldukça mantıklı. Şimdi gelin biraz sekmet heykellerinden bahsedelim. Bu tuhaf şeyler aynı zamanda bir o kadar güzel diyebiliriz. Tarihi 18. Hanedanlık zamanındaki Yeni Mısır Krallığı'na dayanan bu heykeller, Mısır'ın iyileştirme tanrısı olan Sekmet'e ait. Bunlar sadece Mısır'da değil, aynı zamanda Teb ve Karnak'ta da bulunuyor. Sayıları aşağı yukarı 600 civarında ve 3. Amenhotep'in hükmü altında yapıldıkları biliniyor. Ayrıca bu heykellerden birine dua edip adak adarsanız, Sekmet'in hastalık veya savaş zamanlarında size refah sağlayacağına inanılıyordu. Piramit inşaatında çalışanların mezarı. Şimdiye dek bizlere Mısır'da piramitleri yapanların köleler ya da Yahudiler olduğu söylendi değil mi? İnsan düşününce üzülüyor tabi. Gönülleri olmadan bu kadar ağır işe çalışmak zorunda kalmışlar. Ancak mesele hiç de düşündüğümüz gibi olmayabilir. Sanılanın aksine piramit inşaatında çalışanların köleden ziyade özgür insanlar olmaları da oldukça olası. Discover dergisinin 2010 yılında yayınladığı bir makaleye göre piramitlerin yakınında bulunan 4000 yaşındaki mezarlar piramitte çalışan işçilere aitti. Bu mezarlar ilk olarak 1990 yılında at binen bir turistin bir duvara denk gelmesiyle keşfediliyor. Meğersem bu duvar bir mezara açılıyormuş. Bu ortalama bir insan için o kadar anlam ifade etmeyebilir ancak kralın piramidi yanında yapılan bir mezar demek bu işçilerin köle olmadığı anlamına geliyor. Çünkü eğer olsalardı mezarları kralın yanına yapılmazdı. Zahi Havas, muhtemelen işçilerin kendi için inşa ettiği bu mezarın duvarlarında Khufu'nun arkadaşı gibi yazılar yazdığını söylüyor. Ki Khufu'nun firavun olduğunu söyleyelim. Bir eski Mısır bilimci olan Dieter Wildung, bu bulgunun şaşırtıcı olmadığını ve piramit yapan köleler efsanesinin tabloid gazete ve Hollywood'un eseri olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bu yanılgının piramitlerin köleleri yaptırılmaktan ziyade Firavun'a sadakat gösteren özgür insanlar tarafından yapılmış olabileceğinin insanlara daha olası gelmesinden dolayı ortaya çıktığını ekliyor. Kayıp Altın Şehir. Sahiden de akıl almaz. Yıllardır Mısır'da kazılmalık yer kalmadı ve uzunca zamandır aradığımız şehri daha yeni bulduk. 2020 yılının Eylül ayında Luxor yakınlarındaki kayıp altın şehir, kazı başladıktan sadece aylar sonra keşfediliyor. Eski Mısır bilimci Zahi Havas,
Bu keşfi müjdeliyor ve bunun Mısır'da şimdiye dek keşfedilen en büyük antik şehir olduğunu vurguluyor. Bu şehrin tarihi 3. Amenhotep dönemine kadar gidiyor. 3. Amenhotep'in zamanında Mısır'ın en güçlü firavunlarından bir tanesi olduğunu söyleyelim. Şehrin 3. Amenhotep'ten sonra ünlü firavun Tutankamon tarafından kullanıldığı biliniyor. Şehirde üzerinde 3 Amenhotep'in mührü olan kil tuğlalardan tutun, değişik tılsımlara ve renkli çinilere kadar tarihi eser niteliği taşıyan pek çok eser keşfediliyor. Zahi Havas aynı zamanda duvarları yıkılmamış olan ve bölmeler içerisinde hala günlük hayattan eşyalar bulunduran kayıp altın şehrin oldukça iyi muhafaza edildiğini söylüyor. Kazının başlamasından 7 ay sonra şehrin kilit bölgelerinin hala toprak altından çıkmaya devam ettiği biliniyor. Bunlardan en dikkat çekenleri ise bir fırın ve bir idari bölge. Şehir uzunca zamandır kayıptı ve kimse bulamamıştı. Bundan dolayı kayıp altın şehrin keşfi ön sayfalarda haber oldu. Luxor'daki 20 mühürlü tabut. Geçtiğimiz yıllarda yapılan en büyük ve en önemli keşiflerden biri ise Luxor şehri yakınlarında bulunan 20 mühürlü tabut olsa gerek. Bu tabutlar kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah renklerle dekore edilmişti ve devasa bir mezara iki kat olacak şekilde istiflenmişlerdi. Tabutlar Nil Nehri'nin batı kıyısında kalan bir mezarlık alanı olan Al-Asasif'te bulunmuştu. 20 adet tabut bulunması yeterince etkileyici değilmiş gibi bu tabutların hala mühürlü olması akıl almaz bir olaydı. Bunun Mısır arkeolojisinde oldukça nadir görülen bir durum olduğu aşikar. Tabutlara başta belirli zaman aralıkları yazılmamıştı. Ancak dekorasyon ve yazıtlardan belirli bir fikir elde edilebiliyordu. Tabutların çoğunda ise devlet görevlileri ve M.Ö. 664 ila 332 arasında süren göç döneminde yaşamış soylular vardı. Bazı tabutların tarihi ise 18. hanedanlığa kadar dayanıyordu ki bu dönemin M.Ö. 1543 ile 1292 arasında olduğunu söyleyelim. Tabutları gözüyle gören insanların en çok şaşırdığı şey ise tabutların ne kadar iyi durumda olduğuydu. Sanki antik Mısırlılar tabutları dün bırakmış gibi. Tabutların üzerindeki oymalar da, boyamalar da hala belirgindi. Kral Ramses'in heykeli. Mısır'da bir heykel bulmak kulağa öyle ahım şahım bir olay gibi gelmiyor. Ne de olsa arkeologlar her geçen gün Mısır'da yeni bir bulguya imza atıyor değil mi? Ama bu seferki biraz daha farklı. Daha önce buna benzer bir heykel bulunsa da o heykel ahşaptan yapılmaydı. Ancak bu granitten yapılma. Antik Mısır firavunu 2. Ramses'in heykeli 2019 yılında Gize yakınlarında bulunuyor. Pembe granitten olan bu heykelin uzunluğu yaklaşık 1 metre. Aynı zamanda üzerinde K sembolünün olduğu görülüyor ki bu sembolün zamanı insanları tarafından ruh olarak tanımlandığını söyleyelim. Heykel Patap Tapınağı'nın yakınlarındaki arazide keşfedildi. Bölge Gize'nin yaklaşık 25 kilometre uzağında ve arazi sahibi adam olay sonrasında yasa dışı kazı yapmaktan dolayı içeri alınmış. Uzmanlar bu nadir heykelin K'ya, yani bir insan öldükten sonra ruhuna mezar olsun diye yapıldığından bahsediyor. Bu heykel 2. Ramses'i bir Elka formunda karşımıza çıkarıyor. Elka, gücün, maneviyatın ve zindeliğin sembolü. Heykelin arkasındaki oymalarda ise Nakt Mari Mad yazıyor. Bu, güçlü boğa anlamına geliyor. Danshur Piramidi. 100 metre uzunluğundaki Danshur Piramidi, Kahire'nin 45 kilometre güneyinde bulunuyor ve M.Ö. 2600 yılında Firavun Seneferu için yapıldığı biliniyor. Danshur Piramidi görüp görebileceğiniz en eşsiz piramitlerden bir tanesi. İsmini sahip olduğu değişik şekilden alıyor ve piramidin sahip olduğu farklı açı ve eğimler piramitlerin ilk zamanlardaki halini gözler önüne seriyor. Yani diğer bir deyişle bu, devamında gelecek olan piramitler için bir denemeydi diyebiliriz. Mimarlar sonrasında temeli çok fazla yaydıklarını ve yapıyı biraz daha üste doğru yönetmeleri gerektiğine karar veriyor. Danshur Piramidi, Mısır'daki nispeten az bilinen piramitler arasında. Ancak lokasyonu hiç şüphesiz en güzel yerlerden bir tanesinde. Danshur Piramidi inşasından yani 4500 yıldan bu yana ilk kez 2019 yılında restore ediliyor ve devamında halka açılıyor. Şaşırtıcı ancak restorasyon projesi nihayetinde başlı başına arkeolojik bir maceraya dönüşüyor. Arkeologlar kazı yaptıkları esnada taş, kil ve ahşap lehitler keşfediyor ancak hepsi bu kadar değil. Danshur piramidinin bünyesinde cenaze maskeleri, mumyalar ve diğer heyecan verici eserler de barındırdığı ortaya çıktı. Danshur piramidi halka açıldığında dünya genelinden Kahire'ye yakın eden turistler piramide girmek için 80 metrelik bir tünelden geçiyor. Aynı zamanda restorasyon sürecinde keşfedilen tüm eserleri inceleyebiliyorlar. Tuhaf külahlar. Antik Mısır'dan günümüze kalan sanat eserlerini bilirsiniz. Ancak hiç dikkat ettiniz mi?
Bazen bu resimlerdeki insanların kafasında minik külahlar olduğu görülüyor. Arkeologlar uzunca zaman bunların sadece aksesuar değil de sadece semboller olduğunu sanıyordu. Meğersem gerçeklermiş. Nereden mi biliyorlar? Çünkü bu külahlardan iki tanesini buldular. Bulunan külahlar yaklaşık 3300 yaşında. Arkeologlar, külahları Antik Mısır'ın en tuhaf şehirlerinden biri olan Akhetaten'da denk geliyor. Bu şehrin sadece 15 yıl kadar aktif olduğu biliniyor. Keşfedilen iki külahın lokasyonunun ise bir işçi mezarlığı olduğu biliniyor. Yani bu ikisinin düşük statülü insanlar tarafından kullanıldığı söylenebilir. Viking Birhanesi. Vikingler kutlamaları, şölenleri ve elbette başka bir köyü başarıyla yağmalamalarıyla tanınırlardı. 2019 yazında arkeologlar kasabalardan birinin sosyal merkezi olabileceği düşünülen bir birhanenin kalıntılarını ortaya çıkardı. İskoçya'daki Rosie adasındaki Skyle Farmstead adı verilen bir alana gömülü halde bulunan birhane, insanların burada 1000 yıldan fazla yaşadıklarına dair kanıt oluşturulmuş. İlk başta kazı ekibi bazı küçük duvarlar görmüşler ancak sonrasında hepsinin çok daha büyük bir yapının parçası olduğunu fark etmişler. 13 metre olduğu düşünülen bir yapının. Binanın yanlarında taş banklar ve kemik bir tarak, kemik bir ağırşak, çanak, çömlek ve eski, çok eski çöp yığınları gibi çeşitli parçalar bulunmuş. İnsanların binlerce yıl önce nasıl yaşadıklarını, çöplerinden nasıl öğrendiğimizi şaşıracaksınız. Bina 10. ve 12. yüzyıllar arasında kullanılıyordu ve Vikinglerin yalnızca en önemlilerin kabul edildiği bir yerdi. Araştırmalar halen devam etmekte ancak bu keşif Kuzey Avrupa'nın bulunan diğer örneklerine çok benziyor. Araştırmacılar, Vikinglerin o zamanlar nasıl yaşadıkları hakkında çok daha fazla şey öğrenmeyi umuyor. Pompei Grafiti. Tarihçiler uzun süre Pompei'de gerçekleşen yıkıcı olayların M.S. 79 Ağustos'unda gerçekleştiğine inanıyorlardı. Ancak son zamanlarda yapılan bir keşif bunların hepsinden kuşku duymamıza neden oldu. Vezüv'ün şiddetli bir şekilde patladığı zaman 24 Ağustos tarihini gösteren ana kayıt Napoli Körfezi'nin diğer tarafından olaya tanık olan genç Pliny tarafından yazılmıştır. Genç Pliny yazılarında yaşlı amcası Pliny'nin bir gemi filosundan sorumlu olduğunu ve Pompei'den kaçan arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken öldüğünü kaydetmiş. Genç Pliny hepsinin yoğun duman tarafından boğulduğunu ve ölülerden daha çok uyuyan insanlar gibi göründüğünü söylüyor. O gece ailesiyle birlikte yoğun karanlığa, ateşlere, çığlıklara ve yağan küllere tanık olmuş. Gün ışığı geri döndüğünde ise Pompei kar gibi küllere gömülmüş ve şehir tamamen harabeye dönmüş. 2018 Ekim'inde arkeologlar grafiti kaplanmış yeni bir beyaz duvar ortaya çıkardılar. Grafiti odun kömürüyle yazılmış ve 17 Ekim tarihinden bahsediyor. Odun kömürü çok hassas bir maddedir ve uzun süre dayanamaz. Bu nedenle duvardaki yazı püskürmenin alanı kapladığı zamana çok yakın yapılmış olmalı. Bu ve üzerinde yalnızca sonbaharda çıkan meyveleri olan taşlaşmış bir ağaç dalı gibi diğer kalıntılarla birlikte yaygın düşüncenin aksine patlamanın aslında genç Pliny'nin söylediğinden 2 ay sonra 24 Ekim'de gerçekleşeceği anlamı çıkıyor. Araştırmacılar bu konuda hala anlaşmazlık yaşıyorlar ve kesin kanıtlar bulunana kadar tartışmalar devam edecek. Tarihçilerin iyi bir tartışmayı ne kadar çok sevdiğini bilirsiniz. Ağaç tabut. Dünyadaki kültürler ölülerini onurlandırmak için çeşitli yollar geliştirmişlerdir. Ancak zaman zaman en az beklenen yerlerde bile insan kalıntıları bulunabiliyor. İnşaatçılar 2017'de İsviçre Zürih'teki bir okul bölgesinde bir proje üzerinde çalışırken içi boş bir ağaç gövdesine gömülmüş bir kadın bulmuşlar. Bu oldukça garip bir keşif değil mi? Kadın 2200 yıldan daha uzun bir süre önce oraya gömülmüş. Ancak alan o kadar iyi korunmuş ki araştırmacılar kadın hakkında zengin bir bilgiye ulaşabilmişler. Kadın öldüğünde yaklaşık 40 yaşındaymış ve hayatı boyunca muhtemelen çok fazla fiziksel iş yapmamış. Kemik analizi kendisinin bugünkü Zürih'in bulunduğu bölgede büyüdüğünü gösteriyormuş ve nişastalı ve şekerli yiyecekleri yemeyi çok severmiş. Bronz bileklik ve bronz kemer zinciri takılarak gömülmüş. Ancak araştırmacılar kolyesinin ucundaki taşlarla daha fazla ilgilenmişler. Kolyenin her iki ucunda da mavi cam ve sarı kehribar renkli boncukların tutturulmasına olanak sağlayan bir broş klipsi varmış. Bu çok uzun zaman önce nadiren görülen bir mekanizmaymış. Bu arada burası bu civarda bulunan ilk mezarlık alanı değilmiş. 1903 yılında okulun spor salonunun inşası sırasında bu yeni keşifle aynı zamanda görülmüş bir Kelt erkeğinin kalıntıları bulunmuş. Kendisi kılıcıyla, bir kalkanla ve bir mızrakla gömülüymüş ve ikisinin de birbirlerini tanıma ihtimali fazlaymış. Bu toplumların nasıl çalıştığı ve neden burayı kendilerinin yaşam alanı olarak seçtikleri hakkında daha fazla bilgi bulmak isteyen arkeologlar, topluluğun diğer üyelerinin de yakınlarında gömülmüş olabilecekleri ihtimaliyle bölgedeki diğer yerlere de dikkatlice bakıyorlar.
İmparator Nero'nun Sphinx Odası. 2018'de İmparator Nero'nun Roma'daki sarayının restorasyonu üzerine çalışan araştırmacılar tamamen beklenmedik bir şey buldular. İçinde panter, insan başlı at ve Sphinx gibi bir dizi renkli hayvan fresklerinin bulunduğu gizli bir yeraltı odası. Domus Aurea diye bilinen saray, M.Ö. 64 yılında çıkan ve Roma'yı çok tahrip eden yangın sonrasında 1900 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edilmiş. Saray Nero'nun gururu ve neşesiydi ama zaman sınavından geçemedi. Sarayın eski ihtişamının bir kısmını yeniden kazandırma çalışmaları sürüyor ve bu yeni keşif imparatorun sanata nasıl aşina olduğunu gösteriyor. Göze çarpan figürlerden biri Sphinx olduğu için Sphinx Odası ismi burada çalışan işçiler tarafından takılmış. Maalesef oda tonlarca toprağın altına gömülmüş vaziyette duruyor ve onu yerinden kıpırdatmak sarayın geri kalanının üzerine inşa edildiği temelleri tehlikeye atabilir. Bu nedenle içinde ne olduğunun tam olarak bilinmesi biraz zaman alacaktır. Ancak araştırmalar 2019'un başlarında başladı ve umarız ki bir gün Roma'daki yangını başlatmaktan sorumlu olduğuna inanılan Roma'nın en rezil imparatorlarından biri olan Neron hakkında daha fazla sır açığa çıkabilir. Böylece kenti yeniden kurabilir, hem annesini hem eşini öldürebilir hem de 30 yaşında intihar edebilir.